Çok heyecan mı yapıyor? Aha! Attım lan, 1-1 oldu. Abi şaka gibi. Gullit'e bak. Adam sinirlendi, adam çıldırdı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün FIFA Mobile 19'da yepyeni bir sıfırdan efsanevi bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Gullit'i takımımı alacağım şimdi sizlerle beraber ve Gullit'le abicim yani 120 gene bile çıkarız abi. Biliyorsunuz sonlara doğru gen atlamak çok kolay oluyor. Bir sonraki videodaki transferimizi de söyleyeceğim arkadaşlar. Bronz oyuncularla oynayacağım. Gerçekten aşırı derecede zorlanacağım. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Haftada bir veya iki tane atacağım bu seriden. Buna sizin like'larınız, beğenileriniz falan karar verecek arkadaşlar. Ama istemeyen atmasın. Yani şimdiden söylüyorum yani zorunda değilsiniz. Eğer istiyorsanız atın. Seviyorsanız yani videoyu illa gelsin diye bile atmayın yani. Ve yeniyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi Baez'in Young'un yerine değil de bir dakika ben bu adamın yerini alacağım abi. Bilmiyorum. Neden bu adamın yerini almak istediğimi hiç bilmiyorum. Ama bu adamın yerini alıyorum. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşlar şu 4 oyuncudan birisini alacağım. Ya Richarlison, ya Andre Silva, ya Van Dijk ya da Azpilicueta arkadaşlar. Bu arada dışarıdan transferler de alacağız. Manolas da alabiliriz. Hadi 5 oyuncudan birisini bir sonraki videoda alacağız. Dediğim gibi dışarıdan transferler yani Messi, Ronaldo gibi oyuncuları da alacağız bu seriye. Ama şu anda değil ve yorumlarda en çok beğenilerini alacağız arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı yapmayı ve beğendiğiniz adamı da yorumunu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Türk gücü gibi bunda da aynı şekilde yapıyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Gullit'i takımımıza aldık gördüğünüz gibi. Gullit şu anda efsane duruyor. Zaten bir yanda arttırmıştık Gullit'i biliyorsunuz ki. Ve şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kassara, Kambi, Nar, Xie Pengo'yi, Gullit. Arkadaşlar bu arada bu seride gol krallığı olacak. Yani gol az atan adamlar veya abi istatistikleri düşük olanlar maalesef güzel yerlere gelemeyecek. Tabii ki şu anda sadece Gullit'in golleri sayılacak. Ama maç başına gol oranı sayıldığı için genel olarak yani o şekilde saymayı düşünüyorum. Ama tabii bakarız abi mesela Gullit her maç gol atmıyor ama iyi oynuyor mesela. Onu yine kadroda tutarız. Bunu sizin yorumlarınız belirleyecek. Tabii o ilerleyen zamanlarda Gullit ile abi dünya karmasını kurmaya yavaştan başlayacağız şimdi sizlerle birlikte. Ve mağazadan arkadaşlar bir tane ücretsiz paket açacağım. Sonrasında bir de 45.000 coinlik paket açacağım. Videonun girişinde bir yapalım bakalım neler çıkacağız arkadaşlar. Yani uzun zamandır 45.000 coinlik paket açılımı yapmıyorduk. Bir yapalım bakalım. Bu arada Galatasaray'ın 58'lik kalecisini çıkardık. Değişik. Değişik. Şanslı mıyız, şanssız mıyız bilmiyoruz ama değişik bir adam çıktı. Yani çıkması çok anormal olan bir adam çıktı. Hem kaleci çıkması çok zor biliyorsunuz FIFA Mobile'li arkadaşlar. Ve Galatasaray'dan bir kaleci çıkardık bilmiyorum yani. Acaba Karyo'yu bronz yapınca bana elit verir mi lan? Yok abi öyle yayın eskiden öyle şeyleri vardı ama şu an öyle bir şey yok galiba. Yani eğer şu an elit çıkarsa resmen abicim hile yapmış olacağız. Ben elit çıkarma hilesini size vermiş olacağım abi. Bir de santrafor çıkıyormuş. Direkt kadroyu alırım abi. Lopar, Epriano geldi. Ve arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Şimdi hız kesmeden teke tek modunda gireceğim bu arada. Bütün maçları bu şekilde gireceğiz. Tabii ki derecesiz oynayacağım. Abi adam bizim neyse ben söylemiyorum ama Gullit ile yapabildiğim kadar şey yapmaya çalışacağım. Adam bize birazcık abartmadan davranırsa sevinirim. Bu arada videonun sonunda yine paketler açacağız. Dediğim gibi arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ama sadece böyle videoyu beğeniyorsanız beğenin yani. Ve arkadaşlar yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum aramıza. Ailemize katılmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen aşağıdan ailemize sen de katıl. Her gün 200 kişi, 150 kişi, 300 kişinin katıldığı günler de var. Sen de o şekilde onların arasına girebilirsin. Haydi bakalım o zaman maçımız başlayınca arkadaşlar devam ediyor olacağız. Ve arkadaşlar rakip geldi. Benim takımım 67 gen. Rakip çok şu anda mutlu abi. Ben gülümseyeceğim. Rakibi trolleyeceğim abi. 92 gen ona da verdi. Ona da düşük verdi ha. Bakın belki yenerim ha. Bir şey söyleyeyim mi? Adam dalga geçiyor. Ulan 1 milyon kupan var. Ne işin var burada diyor bana resmen. Ulan bak bakalım ne olacak abi ya. Bu takımda da yenersek harbi ayıp olur yani adama. Bir dakika Ronaldo'su falan var. Gullit'imiz bizim birazcık oynaması lazım bakalım. Aa sıfır kimya bir de değil mi? Kimya da önemliydi teke tek modunda. Önemli miymiş? Aslında bu seride anlayacağız abi kimya önemli mi değil mi? Genelde kimyamız olacak ama ya arkadaşlar şu an zaten gerçekten zor bir modda oynuyoruz. Bayağı bir yeniliriz diye düşünüyorum. Ki öyle de olacak muhtemelen ama defansif bir müdahale yaptık şu anda ilginç. Bronz oyuncular koydum bu arada. Yani gerçekten aşırı zorlanacak duruma koydum kendimi. Yani maksimum 60'ken yaptım. Hani Boost'la bile 60'keni geçmeyecek oyuncular. İlginç olacak. Gullit ile tabii ki savaşacağız. Gullit tek başına belki dağları devirebilecek arkadaşlar. Bilemiyoruz. Yani Gullit tek başına teke tek modunda ne yapabilir? Göreceğiz beraber. Bakalım abi. Belki yani yenemem de bir Gullit ile bir gol atmak istiyorum en azından. Tabii zor. Ama bakalım abi. 92 yani rakibe karşı oynuyoruz. Kaleciyi açma özelliklerimi falan kullanmaya çalışacağım ama şimdi bir orta açarsa çok büyük sıkıntı olacak. Kaleci
Alamadı abi elini. Yani o kadar kötü ki. Önündeki topu eline alamayan bir kalecimiz var. Şu anda Gullit'e topu ulaştırmam lazım. Öbür oyuncular gerçekten çok kötü çünkü. Gullit'in de fiziği falan yerinde aslında. Şöyle hareket falan yaparak bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Bakalım bir plase şutu çekmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Gullit şimdi. Gullit. Dön abi bir daha dön. Penaltı. Verdi. Abi penaltı verdi sandım. Yemin ediyorum penaltı verdi sandım. Adam dalga geçiyor bizle. Adam trollendi. Yemin ediyorum adam trollendi ya. İlginç bir şekilde adamı trolledik şu anda. Dur dur dur. Adam trollendi abicim. Abi yapma bana bunu. Gullit al o topu. Gullit abi. Aha! Kaçırdı lan. Gol yedim sanmıştım. Nasıl üzülmüştüm var ya. Hemen Gullit'e atmam lazım topu. Yoksa ben o topu kaybederim arkadaşlar. Ronaldo falan var adamda. Gullit'e ulaştıralım abi hemen. Hop Gullit tamam. Aferin. Çek abi şöyle. Güzel. Bir hata gider miyiz? Gidemeyiz. Çünkü adam direkt Gullit'in önünü kestiği için Ronaldo'dan tabi alamayacak. Ronaldo artık attı abi. Bir zahmet atsın. 42. dakikaya geldik. Yine abi bak 3 fark bile yemezsek iyi ama arkadaşlar ben bir sonraki videoda söz veriyorum. En fazla bir fark yiyeceğim. Ve ondan sonra da arkadaşlar bayağı uçuracağız. Defans lazım ama bakın defans önerebilirsiniz yorumlarda. Yorumlarda defans önerildiyse de benim için beğenebilirsiniz. Ama forvet de önerebilirsiniz tabi abi. Atakta da adam olsa şu an hiç fena olmazdı tabi. Gullit gel abi. Şöyle dön bakayım. Hareketini de yaptı Gullit. Ulan ne yapıyorsun Gullit? Yanlışlıkla pas attım abi. Ver abi. Hong Song Min. Japon bir kardeşimizle oynadık. Gullit. Aha. Bir dakika lan. Aa. Vurabilsem. Çok heyecan mı yapıyor? Aha. Attım lan. 1-1 oldu. Abi şaka gibi. Gullit'e bak. Adam sinirlendi. Adam çıldırdı. 67 gen takımda 92 gen adamı çıldırtıyoruz bu arada. Adam gülüyor falan ama bayağı trollendi şu an ya. Şu ilk yarı bir bitsin bakayım. İlk yarı bir berabere bitsin. Bu seri çok güzel olacak bu arada. Abi ama hocam. Çok zamanlamayla kaleciyi açtım. Hakem ilk yarı bitirmiyor abi. Allah kahretsin ya. Oyunda bug oldu abi. Hakem ilk yarı bitirmiyor. Vallahi bug oldu. Çok büyük sıkıntı var abi. Ya abicim niye bitirmiyorsun ki şu ilk yarıyı? Ben anlam veremiyorum. Gerçekten böyle saçma bir oyun olabilir mi? 45 artı 0'da 2 tane gol oluyor ya. Santra yapıldığı gibi bu şekilde bitmesi lazımdı ya. Nasıl bitmez abi? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Çok saçma. İkinci yarıya başladık. Adam kendi kendine hareketler yapmaya başladı. Oo, defansif bir müdahale yaptık şu an. Abi şu topu artık Gullit alabilir mi ya? Gol kaçırman lazım senin. Aha. Şansa bala var ya nasıl bir kayıştı o? Ya abi şu iki her ikinci yarı başlangıcında bu olmak zorunda mı ya? Rakip bilerek mi yapıyor bilmiyorum ama herhalde o kadar da bilerek yapmıyordur abi. 92 yan adam da bilerek yapıyor olacak değil. İyi bir pas attı bu arada. Umarım sıkıntı yaratmaz bize. Bravo. Gullit'e al şu topu. Abi Gullit'e top geldiği zaman kaybetmemem gerekiyor. Yani şu anda öyle bir durumdayız ve kaybediyorum. Sıkıntı olacak ya. Bakalım neler olacak ama sıkıntı olmasını hiç istemiyorum abi. Haydi bakalım. Gaya. Gullit al topu. Alamadı. Artık şu topu alabilir miyiz abi? Kaleciyi çıkartıp fake attım. Tamam top bizde kaldı ama top yine rakipte kaldı. Dani Alves oradan atar abi. Aha oğlum çok iyi defans yaptım şansa bala. Yani bak nereye kaysam şansa bala çok iyi defans yaptım ama gerçekten aşırı zor arkadaşlar. Yani baya bir zorluk olduğu için maalesef baya bir gol yiyoruz ama Gullit'le gol attım. Yani ben bir tane gol atmak istiyordum en azından ve o golü de attık. Gerçekten güzel oldu. Şimdi Gullit tekrardan. Abi Ronaldo baya iyi defans yapıyor. Yani Ronaldo'nun bu kadar iyi defans yapması saçma oldu. Bence çok saçma. Gullit'e gideceğimi nasıl biliyor ya? Gullit'le hariç hiç kimseyle oynamıyorum abi. Adam troll. Abi Gullit nasıl böyle bir top kaybedebiliyorsun ya? Fred. Fred şimdi. Mertens. Şu topu al. Abi ver şu pası ver. Kasara. Henry. Gullit. Hadi abi 3-2 olur mu? Bir 3-2 gelsin be kardeşim. Sal da bir 3-2 yapalım. Gullit hızlı değil arkadaşlar o kadar ya. Hani olması gerektiği kadar hızlı değil. Bu arada şu bizim sol kanatı alsak mı abi Süper Lig'deki Manu'yu ya? Yorumlara yazın Manu'yu alsak bu takım uçar ha. Yemin ederim Manu'yu alsak dünya yıldızı ya Manu zaten o kartı. Hani bir dünya yıldızı abi o adam uçuyor bir şeyler yapıyor. Hileli kart gibi bir şey zaten. Manu dünkü videoda bayağı izlenmiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beğenileriniz için falan. 4-1 mi yenileceğim ben? Yok 4-1 yenilmedim iyi abi. 4-1 yenilmemiş olmama sevindim şu anda. 3-1 mi yenildim peki? Galiba 3-1 yenildik abi. Şöyle ileri pas atmak istiyorum hakem maçı bitirmesin diye. Gullit'in gelmesi gerekiyor ama şu anda. Gullit'in gelmesi gerekiyordu. Gelmedi arkadaşlar. Ben de geri gitmek zorunda kaldım maalesef. Hani Gullit'in gelmesi gerektiği için.
Hani Gullit'e gelmezse imkansız çünkü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane şut çekebilmişiz ve toplu oynamamız rakipten daha fazla. Yani bence yeterince iyi oynadık. Bir sonraki videolarda size söz veriyorum, çok daha iyi maçlar çıkaracağız arkadaşlar ve dereceli de girebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoya like atmayı unutmayın demiyorduk. Tamam, pardon, çok özür dilerim. Ama arkadaşlar like'larınıza göre karar veriyorum. Bunun haberiniz olsun, yani aklınızda bulunsun. Ve yeniyseniz ailemize hoş geldiniz diyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da efsane ötesi muazzör bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.